İmralı'ya gittiler, Sayın Öcalan'la görüştüler. Başta kadınlar olmak üzere, evladını yitiren analar olmak üzere, tüm halkımıza sevgilerini, saygılarını, selamlarını gönderdi. Ben de halka güveniyorum dedi. Ben de size güveniyorum dedi. Ve bizlere, hepimize, BDP'ye, sizlere, milletvekillerine nasıl bir barış istiyorsunuz? Nasıl yaşamak istiyorsunuz? Cesurca tartışın, cesurca önerilerinizi ortaya koyun. Gelin hep beraber çözümün yol haritasını oluşturalım dedi. Bizler halk olarak, örgüt olarak nasıl bir çözüm istiyoruz? Nasıl yaşamak istiyoruz? Barıştan ne anlıyoruz? Barışın yolu ne olabilir? Bunu tartışmak, bunun önerilerini geliştirmek durumundayız. Hem sürecin sıcaklığı var, hem mücadelenin sıcaklığı var, hem dostluğun, dayanışmanın sıcaklığı var. Bugün bu salonda iyi ki varsınız. Hun her bir şey, her bir şey geldi. Barışı, çözümü, özgürlüğü ancak bizler getirebiliriz. Kendimize inanacağız, kendimize güveneceğiz. Halkımıza ve Türk halk önderi Sayın Öcalan'a güveneceğiz. Bugün gelinen noktada eğer hükümet, devlet Sayın Öcalan'la görüşmeye başlamışsa bu sizin emeğinizin, sizin mücadelenizin, sizin fedakarlığınızın bir sonucudur. Kürt halkının önderi Sayın Öcalan'la devletin diyalog içerisinde olmasını, görüşme yapmasını önemli buluyoruz. Ancak biz şunu da çok iyi biliyoruz ki Sayın Öcalan özgür olmadan hiçbirimiz kendimizi özgür kabul edemeyiz. Bugün Kürt halk önderi Sayın Öcalan bir kez daha devlete, AKP hükümetine gelin cesur olun, bu sorunu çözelim diyor. Biz buradan halkımız adına, halkımız adına AKP hükümetine, devlete şu çağrıda bulunuyoruz. Sayın Öcalan çözümün yol haritasını hazırlayan büyük bir barış insanıdır. Bunun barış elini geri çevirmeyin. Önünüze koyacağı yol haritasına olumlu bir karşılık verin diyoruz. Eğer barış istiyorsanız, eğer çözüm istiyorsanız öldürmekten vazgeçeceksiniz. Ölüm siyasetinden, teslim alma siyasetinden vazgeçeceksiniz.